Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere 4 tane güzel haberim var. Bir tanesi, hatta 2 tanesi özellikle sizi çok ilgilendiriyor. İlk önce onlardan başlayalım. Birincisi, bir çekiliş yapacağız. Kazanan bir kişi olacak. O bir kişi de hangisini isterse şu iki üründen APT Zero ya da APT 3 Complete hangisini isterse onlardan bir tanesini kendisine göndereceğiz. Bunu kimle yapacağız? Two Ortho Quarist'in Türkiye distribütörü Pet Pazarım Enis abiyle birlikte yapıyoruz. Onunla birlikte konuştuk, böyle bir karar aldık. Aslında bir tane il daha fazla yapalım gibi konuşmamız vesaire de oldu ama bu benim ilk çekiliş deneyimim olacağı için bu işin altından kalkıp kalkamayacağımı emin olmadığım için çok fazla nasıl diyeyim bilmediğim için yani hiç bilmediğim için valla şu an heyecandan saçmalıyor muyum yoksa ne diyorum bilmiyorum ama siz anladınız. Yani işin temiz olması açısından ilk önce böyle bir başlangıç yapalım. Sonrasında işte Pet Pazarım Enis abi bu işi başlatmış oldu firma olarak. Ondan sonra da işte diğer tanıdığımız firmalarla da görüşürüz. Sizler için güzel güzel zaman zaman çekilişler yapmaya çalışırım. Sizler beni izleyerek abone olarak destekliyorsunuz. Ben de elimden geldiğince imkanlar el verdikçe sizlere böyle bir şeyler yapmak istiyorum açıkçası. Umarım hayırlısıyla bu işin altından kalkarız. İkinci haberimiz de az önce de bahsettiğimiz gibi Enis abi Pet Pazarım firması olarak Türkiye'ye çok güzel akvaryumlarla ilgili yatırımlar yapıyor. Kendisine buradan Two Horse'un da tekrardan hayırlı olsununu iletiyorum. Evet, diğer bir güzel haberim de şu an kutusu elime yeni geldi. Paket elime yeni geldi. Yeni bir firmayla anlaşma yaptık. Firma çoğunuzun tanıyacağı CO2 Art. Bana da bu konuda vesile olan, aracı olan arkadaşım Emine buradan teşekkürler. Allah'tan bir şey olmazsa, kısmet olursa haftaya kendisinin yanına gideceğim. Kendisiyle birlikte bu kutunun açılım videosunu yapacağız. Umarım onu da beğenirsiniz. Bu arada kanala da henüz abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Evet, gelelim çekilişin şartlarına. Çekilişimizin şartları Instagram'da Pet Pazarım ve Haspexcaping hesaplarını takip etmeniz ve şu anda seyretmiş olduğunuz Hasan Pektaş YouTube kanalını abone olmanız ve şu anda benim Haspexcaping hesabındaki Instagram'daki Two Horse ile ilgili olan son bir tane yani son olarak attığım Reels videosu var. Onun da linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Oraya tıklayıp like atıp altına da çekiliş yapacağımız uygulamanın kazananı belirlemesi açısından katıldım diye. Sadece herkesin bir tane yorum hakkı var. Sadece bir kere katıldım diye bir yorum atarsanız çekilişi ona göre sonuçlandıracağız. Çekilişin son günü 30 Ağustos Zafer Bayramı Çarşamba günü. Kazananı da YouTube kanalımın topluluk kısmında belirteceğim. O kişi de bana Instagram'dan ulaşacak. Adres bilgilerini verecek. Ben de Pet Pazarı Menis abiye göndereceğim. O da kişi hangisini istiyorsa APT 1 ya da APT 3 bu ikisinden birinin seçme hakkı var. Hangisini isterse onu göndereceğiz. Neden ikisinden birinin seçme hakkı var? Kazanan kişi yeni akvaryum kuruyor olabilir. O yüzden APT Zero'ya ihtiyacı olabilir. Kazanan kişinin hala hazırda oturmuş akvaryum olabilir. O yüzden APT 1'e ihtiyacı olmayıp APT 3'e ihtiyacı olabilir. Bunu düşünmemizdeki amaç kazanan kişi ihtiyacı neyse onu alsın istedik. Ha akvaryum, bitkili akvaryum şu anda hali hazırda olmayıp da ya da akvaryum olup da sadece balık akvaryum olanlar da buna katılabilir. Ürünü alıp bir arkadaşına hediye edebilir ya da satabilir artık kendisine kalmış. Nasıl isterse öyle bir şey yapabilir. Evet, yapılacakları, şartları ve sonucun ne zaman olacağını her şeyi bahsettik. Gelelim şimdi dördüncü güzel habere. Dördüncü güzel haberimiz ne? Dördüncü güzel haberimiz de Two Horse'un kendi sitesinden alacağınız ürünlerin her hepsinde ekstradan %20 indirim kodu istedim sizler için. Aşağıya bıraktığım linke tıklayaraktan ve yanında yazan kodu ödemeden bir önceki adımda yazarsanız %20 indirim kodunuz sizlere tahsis edilecek. Kod da linkte dediğim gibi aşağıda açıklamalar kısmında var. Bu geçerlilik süresi sadece video paylaşımından sonraki 30 gündür. Bilginiz olsun. Bunun dışında da zaten her zaman için %15 indirimimiz var. Onun da kodu aşağıda yazıyor. Evet, şimdi geçelim videomuza. Evet. Evet Hasan, iyi güzel hoş anlattın ama kimdir, nedir bu APT, nedir bu Two Horse diyecekler için de bu kısmı anlatıyorum. APT benim bundan bir önceki 90'lık akvaryumdan kurduğum andan itibaren birlikte işbirliği yaptığım bir firma. Kendileri de, kişilikleri de, karakterleri de, yaptıkları işler de gerçekten muazzam. İnternet sitelerine girip araştırıp biraz okuduktan sonra zaten sizler de bana hak vereceksiniz. Az söylüyormuş, çok söylemiyormuş diyeceksiniz. En başta şunu belirtmek istiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi işbirliği
işbirliği yaptığım bir firma. Yani bu ürünlerin her hepsi tarafıma ücretsiz geldi. Ama benim huyumu, karakterimi az çok önceki izleyiciler, eğer bu videoda ilk defa gelen birisi değilseniz biliyorsunuzdur. Ürün bana gelsin ya da ben satın alayım, ürünün hakkı neyse gerçekten onu söyleyen birisiyim. Zaten bu YouTube'a girme amacımdan en büyük parçası da bu. Dürüst olmak. Yani bir ürün alıyorsun, kullanıyorsun ya da firma sana gönderiyor. Neyse onu söyle. Neyse uzatmayalım. Bunun şahidi de bu arada önceki videolarımda, tanıtım videolarımda firmaların bana gönderdiği ürünleri tanıtım videosunda mesela JBL'de adamlar kendi göndermelerine rağmen iyisine iyi, kötüsüne kötü diyebilmiş bir insanım. Bunu da yapabilecek insan sayısı çok azdır. Neyse kendimden kısaca bahsettim. Durumu da izah ettim. Umarım anlamışsınızdır. Güvendiğiniz için de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Evet. Nedir bu APT'nin ürünleri? Nedir bu Two Horse diyorduk. Orada kaldık. Ben Bitkili Akvaryum'a başladığım zamandan beri, yani sene 2019'un sonundan beri her zaman hepsi bir arada gübreleri tercih ediyorum. Sebebi de ya bunlara kafa yorulmuyor abi. İçerisinde ne vardı, şuydu, isimlerini bile söyleyemiyoruz çoğu şeylerin. Bir de oturup bunları araştırıp da bunları aklımda tutacak kapasite sahip bir insan değilim. Ki bunlara da ayıracak zamanım da yok. O yüzden hepsi bir arada olan gübreleri tek tek denedim. Şimdilik kullandığım ürün bu. Çok da memnunum. Bundan öncesinde ne kullanıyordum? 60 santimlikte, 90'lı kurmadan önceki 60 santimlikte Masterline All-in-One Golden ve yanında da sıvı karbon olan Masterline Carbon kullanıyordum. O markadan da zaten memnundum. Güzeldi. Ama bu 90'lıkta, yani yeni 90, bundan önceki 90'lı yeni kurdurmamın sebebi bu firmayla tanışıp işbirliği içerisine girmemdi. Bütün ürünlerini A'dan Z'ye kendilerinin talimatlarına göre kullandım. Memnun kaldım mı? Çok memnun kaldım. İçerisinde kullanmayın, dikkatli olun diyeceğim ürünler de var. Bunlardan zaten bahsedeceğim şimdi. Mesela ilk başlangıçta soy ile kurulan akvaryumlarda önerdikleri ve benim de önerdiğim gübresi APT Zero 1. Neden bu? Bu yeni soyuller akvaryuma girdiğinde suyu aldıklarında akvaryuma yüksek oranda nitrat salıyorlar. Bu yüzden de nitrat ve fosfat içermiyor bu. Zaten akvaryumda olacağı için. İlk 3 ay yeni kurulumlarda önerdikleri gübre bu. Ondan ziyade akvaryumunuzda çok fazla bitki yoktur. Benim tarzda Dutch Till falan yapmıyorsunuzdur. Normal işte 3-5 çeşit bitki ekmişsinizdir ama balık bakıyorsunuzdur. Balık yükünüz fazla, bitki yükünüz az ise yine APT1'i öneriyor. Sebebi de az önce bahsettiğim gibi. Balıklar da soy gibi, yani balıkların dışkılarından ve onları beslediğimiz yemlerden nitratlar ve fosfatlar vesaire vesaire gibi atlar olacağı için gübrede de ekstra onu kullanmamanız gerekli. Aşırısı olmaması için. Aşırısı olursa ne olur? İşte bildiğiniz üzere alg patlaması olur. Ha, bitkiniz çok, balığınız az. O zaman yine APT Zero'yu kullanabilirsiniz ama kendilerinin önerdiği ve benim önerdiğim APT Complete 3. Bunda nitrat ve fosfat da var. Eğer balık az, bitki çoksa da bunu kullanmanızı öneriyor bu yüzden. Çünkü akvaryuma nitrat ve fosfat da lazım. Bende sadece bitki var. Çok güçlü ve çok çabuk uzamalarını istiyorum bitkilerin Hasan. Hangisini önerirsin? İşte o zaman APT E'yi öneririm. Öyle bir bitki gübresi yapmışlar ki akvaryum bozacağım sıra sadece bir kırmızı bitkilerin olmasını istediğim bir dizayn yapmak istedim. APT E ile kırmızı olarak da sadece Rotala Blood Red vardı. Hemen hemen şu arka taraftalardı zaten. Hemen hemen şu hizadalardı. Bir hafta 10 gün sadece bu E'yi kullandım. Bu E'yi kullanınca da çok fazla normalde atıyorum haftalık %30-%40 su değişimi yapıyorsanız E'yi kullandığınızda %50-%60 minimum su değişimi yapmanızı öneriyorlar bu arada. Zaten sitesine girip de tek tek hepsine baktığınızda çok güzel. Hiç anlamayan bir insana dahi anlatacak şekilde bütün bilgileri vermişler. Neyse bir hafta 10 gün falan kullandım. Bitkiler acayip şekilde böyle yüzeye geldiler. Yani çok çabuk gelişiyor ama çok çabuk gelişip de alg oranı da yüksek olması nasıl oluyor onu ben de anlamıyorum ama bütün canlılar yemyeşil yosun oldu. Sebebi de işte her yerde bitki yoktu. Sadece arka kısımda atıyorum akvaryumun 42 santimlik genişliği sadece orta kısımdan arka kısma kadar o kadar az olduğu içindir diye düşünüyorum. Bitki eğer komple bir önceki tank gibi her yer bitki olsaydı bu kadar camların yeşil toz alk olacağını düşünmüyorum. Biraz da bakımsız da bırakmış olabilirim. Neyse. Onun dışında hangi ürünleri var? APT Jazz. Şu gördüğünüz kutular. Bundan ziyade bir de şöyle küçük paketleri de var. Bu odayı da örnek olarak gösteriyorum. Şu an dolapta. Bunlar kök gübresi. Kapsül olarak geliyor. İsterseniz açıp tek tek akvaryum soyulu gibi tanecikli şekilde ekebilirsiniz bitkilerin altına. İsterseniz de kapsül olarak ekebilirsiniz. Bunlar da ne için? Soyuller ömrünü belli bir süreden sonra yitiriyorlar. Bitkilerimizi tekrardan güçlü tutmak amaçlı köklerine, özellikle de kökten beslenen bitkilerimiz varsa köklerine kapsül halinde ikişer üçer ay arayla köklerine ekiyoruz. Bu da çok başarılı bir ürün. Özellikle mesela böyle kırmızı bitkilerde vesaire çok gerçekten
ihtiyaç duyulan bir ürün oluyor. Seve seve kullandığım bir ürün. Onun yanındaki şu kartlar ne diyecek olanlar olabilir. O kartlarda da aldığınız ürünlerin yanında büyük ihtimal geliyordur. Şöyle stickerlar var. İsterseniz cama yapıştırabiliyorsunuz. Bu arada bize de böyle bir şart koşulları falan yok. Ama ben sevdiğim için e-hamyasını da kapatmak için bunu taktım. Diğer yeni çıkardıkları ürün de bu. Bunu henüz kullanmadım. Şu an yeni kuracağım akvaryumda kullanacağım. Yeni çıkardılar. APT Starter Bakteri. İçerisinde küçük bir paket daha var. Bu dürümcülerdeki tuz paketleri gibi mavi şekilde. Tozu ADA Bakteri 100 gibi zemine seriyoruz. İçerisindeki küçük paketi de akvaryumu su doldurduğumuzda bir kap yardımıyla içerisinde karıştırıp akvaryuma kuru, yani dondurulmuş mu denir, ne denir, kuru bakteri mi denir, ne, suya geçince aktif hale geçiyorlar. Birbirlerini tetikleyip akvaryumun oturmasını, bakteri kültürünün oturmasını sağlıyorlar deniliyor. Bunu kendim şu anda kullanmadım. Yani ürün yeni çıktığı için o tarihten itibaren henüz akvaryum kurmadım. Ama kuran arkadaşlarımdan görüşlerini aldım. Hepsi gayet memnun. Diğer yeni çıkardıkları ürün de şu APT Fix Lite. APT Fix Lite yeni ürünü. Bir önceki ürünleri de şu APT Fix. APT Fix'in zaten eşi benzeri olduğunu düşünmüyorum. Ben Instagram'da takip edenleriniz varsa Instagram'a kullandığım zamanlardakinin baştan sona Siano'yu, işte kaç yosununu, birkaç farklı yosunları da nasıl giderdiğini baştan sona uygulamalı bir şekilde gösterdiğim reels videoları var. Dilerseniz onlara da bakabilirsiniz. Çok başarılı bir ürün. Bu APT Fix Lite'ı da sonradan çıkarmalarındaki sebep daha hassas bitki türlerinin üzerine kullanmak için. Ne gibi mesela? Mosslar olsun. İşte bu Buseplandra'nın bazı hassas olan yumuşak yapraklı bitkiler var. Onların üzerindeki aktere uygulanmak için. Bunların kullanımı da ben şırınga yardımıyla yapıyorum ama kendiler yanında bir de şöyle gönderdikleri pipetler var. Direkt pipetle çekip filtreleri durdurup akvaryum sirkülasyonu sıfır olması lazım. Üzerine dol diyorsunuz. Bir 15-20 dakika filtreleri çalıştırmıyorsunuz. Her 10 mililitreye 1 mililitrelik, atıyorum akvaryumda 200 mililitre, 20 mililitre sıkabilirsiniz bir günde 24 saat içerisinde. Tekrar 24 saat sonra bir daha dozlayıp su değişimi yapabilirsiniz. Bunu kesinlikle ve kesinlikle alıp kullanmanızı tavsiye ederim. Bir bitkili akvaryum kullanan herkeste olması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Bu arada arkadan da kuş sesleri geliyor. Kusura bakmayın. Malum hayvan kanalı olduğu için sorun olacağını düşünmüyorum. Evet, diğer ürünleri de APT Sky. APT Sky ne? APT Sky da bildiğimiz GH arttırıcı, mineral tozu. Ama diğer GH arttırıcılardan bunu farklı kılan şey, mesela benim daha önceki akvaryumlarımda böyle sert su seven bitkiler de var. Bunlar hangi bitkiler dersek de mesela hepimizin bildiği bu son zamanlarda bayağı bir meşhur olan Cryptocorino flamingo. Bu pembe olan Cryptocorino türleri. O mesela sert su bitkisi. Rotola florida da aynı şekilde sert su bitkisi. Ve ben bütün akvaryumlarımı uzun zamandır sert uzun suyu kullandığım için, yani yumuşak suda bitkilerime baktığım için o tarz bitkilere bakamıyordum. Eriyip gidiyorlardı ya da renkleri kötü çıkıyordu. 90'lık tankımda bu tozu da kullandıktan sonra mineralleri bunlarla sağladığım için çok memnun kaldım. Gerçekten dedikleri gibi sert su bitkilerini de yumuşak suda bakma imkanı veriyor insanlara. O da eşsiz benzersiz bir ürün. Bir kullanmadığım diğer yeni ürünleri de bu APT Dev. APT Dev ne derseniz de içerisinde küçük bir deneme amaçlı zaten küçük bir fısfıs var. Bu da emers formdaki bitkiler mesela suyun üzerindeyse ya da böyle pond stil akvaryum yapanlar varsa onların üzerine sprey olarak ne yapabiliyorlar. Bunu da kullanmadım henüz, zaten paketi de açmadım. Ama kullanan arkadaşlara bir öncekinde dediğim gibi sordum. Ondan da gayet memnunlar. Birisi de sizin de tanıdığınız Levent Gültekiner, LG Aquascaping. Yeni bir pond stil tarzında bir akvaryum yaptı. Üzerindeki bitkileri gerçekten bunları uyguluyor. Yaptığı işten ziyade kokusuna daha çok bayılıyor. Ona da buradan selam olsun. Diğer ürünümüz ne? Diğer ürünümüz APT Pur. APT Pur da su düzenleyici. Eğer çeşme suyu kullanıyorsanız çeşme sularındaki ağır metalleri vesaire gidermesi için bir su düzenleyicisi de kullanmanız gerek. Bunu bazı arkadaşlar klor uçsun diye çeşme suyunu bir yerde istifleyip bekletip klor nasıl olsa uçucu bir şeydir deyip akvaryuma öyle ekliyorlar ama öyle bir faydası olacağını düşünmüyorum. Neyse, ben o konulara girmeyeyim. Sadece ürünü anlatayım, kenara geçeyim. Bu arada ozmoz su kullanıp da yine de kullanılır mı derseniz evet, yine de kullanılır. Daha da bir suyu berraklaştırma gibi özelliği de var. Başka anlatmadığımız bir ürünü var mı APT'nin? Yok. Şurada gördüğünüz ne derseniz de bu da bir havlu. Kullanmaya bile kıyamıyorum. O derece güzel. Üzerlerinde kendi akvaryumların, bitkilerin olduğu bir resim var. Şöyle gayet güzel. Bu firmayla tanışmamdaki en büyük amaç da zaten benim tarzda akvaryum yaptıkları için yıllardır. Yani rave tür bitkileri, özellikle renkli tür bitkileri kendileri de benim gibi düşkünler. Bu arada şu APT Jazz'ın diğer küçük paketini de gösterecek olursam onu da şöyle sizlere göstereyim. Evet, bu küçük paketi içerisinde 18 tane mi vardı yanılmıyorsam? Evet, 18 tane kapsül var yazıyor burada. Diğeri de yanılmıyorsam 56'lı olması lazım. Bakalım.
Burada yazıyor. 54 tane kapsül varmış içerisinde. Evet arkadaşlar, bu videomuz şimdilik bu kadar. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala henüz abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bu tarzdaki içerikleri de kaçırmamak için abone ol butonunun yanındaki zili de aktif hale getirirseniz videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmakta her zaman fayda var. Ben de bazen videoları izlerken çok iyi buluyorum. Abone olmak istiyorum. O sıra videodan durmak istemiyorum. Ama sonrasında unutuyorum, kalıyor. O yüzden hatırlatmakta fayda var. Çekilişe katılmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bu ilk. Sizler beni böyle izleyerek, abone olarak destekliyorsunuz. Ben de elimden geldiğince artık böyle şeylere, çekilişler vesaire yapmak istiyorum. Umarım gerçekten ihtiyacı olan birisi kazanır. Bu ilk, dediğim gibi bundan sonraki çekilişler de gelecek. Heyecanımı da mazur görün. Henüz bu kadar az ama öz abonelere, takipçilere sahip olmama rağmen firmaların yaptığım işleri beğenip de beni desteklemeleri gerçekten hoşuma gidiyor. Bunlarda sizlerin de payları var. Tekrardan teşekkürler. Duygulandım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Gelecek hafta Mehmet Emin Karahmetoğlu'yla birlikte videoyu kaçırmamak için tekrardan abone olmanızı hatırlatıyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler, iyi hobiler. Hoşça kalın.